euro-dolar paritesindeki son dönemdeki gelişmelerde tabii iki ana etken var birikimli olarak. Birincisi ABD ekonomisinin toparlanma trendine girmiş olması. Bu zaten doların değerini bir şekilde yükseltmiş oldu. Aynı zamanda euro bölgesindeki ekonomilerin durgunluğu da buna katkı vermiş oldu paritedeki değişimde. Ve belirttiğiniz gibi Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi arttırma kararı da bu eğilime destek vermiş durumda. Bu ne zaten sadece euro bazında değil, dolar dünyada değer kazanan bir trendde şu anda. Dolar endeksi Ocak ayında %5 gibi bir değer kazandı. Hem gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında hem de euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla yine euro açısından baktığımızda doların değer kazanmaya devam edeceği şeklinde bir öngörüde bulunabiliriz. Bu trendin devam edeceği. Aslında daha önceki öngörüler paritede bir seviyesine 2016-2017 yıllarında erişileceği şeklinde bir tahminde bulunuyordu. Ancak bu gidişatla bunun 2015 yılında eşitlenmeye doğru gideceğini bekleyebiliriz. Şimdi burada tabii burada FED kararlarında etkisi olacak. Onu da altını çizmiş olalım. Ne kadar hızlı bir şekilde faiz artırımına gideceğinin etkisini de göreceğiz. Bu da Haziran sonu Temmuz başı gibi bir beklenti vardı. Eylül sonrasında hatta 2016'ya sarkacağına dair endişeler var piyasada. Zaten görünüm önceleri birinci yarı deniyordu ama görünüm aslında buna müsaade etmeyeceği ortadaydı. İkinci yarı diye bekliyoruz. Görünüm şu anda daha da ertelenebileceği şeklinde diye bir sonuca varabiliriz. Parite bu şekilde devam edecek. Bunun Türkiye etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Tabii en geçişken kanallardan biri ihracat. Tabii. İhracatta Ocak ayında etkilerini görmeye başladık. Dilerseniz oradan biraz ihracat nasıl gelişti Ocak ayında ve bunun etkisi nasıl oldu? Paritenin bu %9,1 düşüş mesela. Hani bunun alt nedenleri, alt dinamikleri neler oldu mesela? Tabii sadece parite değil buradaki gelişme. İzleyicilerimiz için tekrar edelim. Ocak ayında dün TİM verileri açıkladı. Ocak ayında öncü veriler %9,8 yıllık bir ihracat düşüşü olduğuna işaret etti. Bunun birinci nedeni nedenlerinden biri takvim etkisi. 2015 Ocak ayında 2014 Ocak ayına göre iş günü sayısındaki eksiklikten dolayı bir düşüş yaşamış olduk. Bu etkilerden bir tanesi. Ancak bu takvim etkisinden arındırsak dahi tabii güzel bir performansa şahit olamıyoruz ihracatta. Çünkü düşüş oldukça kuvvetli. %9,8. İşte burada iki etki daha ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi pazarlarımızdaki keyifsizlik. Hangi pazarlarımız? İşte Avrupa pazarındaki keyifsizlik. Onun yanı sıra Rusya ve Irak'taki daralmalar halen devam ediyor. Rusya'da ciddi bir şekilde devam ediyor. %32'lik bir düşüş geldi yine yıllık bazda. Irak'taki daralma biraz daha küçülmüş durumda. %14'lere geldi ancak halen devam ediyor. Burada jeopolitik ve ekonomik risklerin 2014'ten miras alındığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Avrupa dedik. Avrupa pazarlarında bir yavaş toparlanma var, bir durgunluk var. Bu ihracatımıza da ister istemez yansıyor. Ancak yine pariteye dönecek olursak, euro-dolar paritesindeki düşüş, bildiğiniz gibi ihracat rakamlarımız dolar üzerinden. Ve bu düşüşte dolayısıyla ne yapıyor? Bu kaydi rakamları bir şekilde aşağı çekmiş oluyor. Ve euro bölgesinde, euro cinsiyle yaptığımız ihracat, ihracatımızın %45 gibi bir bölümünü oluşturuyor. Dolayısıyla euronun dolar karşısında değer kaybetmesi, ihracatımızın önemli bir kısmını dolar cinsinden aşağı çekmiş oluyor. Bu da yıllık değişim rakamlarına aşağı yönlü yansımış oluyor. Böyle bir etkisi var. Aynı zamanda tabii euronun TL karşısındaki hareketleri de Avrupa pazarında ihracatımızı zora sokacak şekilde görünüyor. Dilerseniz ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. Şimdi tabii siz de bahsettiniz, ihracatın %45'lik bir kısmı euro bölgesine gidiyor. Bu çok ciddi bir oran, çok ciddi bir denge noktası. Ama euro bölgesinde şu anda riskler de oldukça yüksek. Yine az önce bahsettiğiniz işte Avrupa piyasasındaki keyifsizlik ve euro krizinin çok büyük etkisi var. Tabii ihracatçının mal fiyatları da bu manada giderek düşüyor. Çünkü o bölgeye euro ile satış yapıyor. Bir de bizde ihracat malum kilogram bazlı olduğu için ve kilogram bazında düşük bir ihracatımız var maalesef. Aradaki bu euro dolar paritesindeki makasın kapanması, bahsettiğimiz 1,1 noktasına geliş veya başlangıç euronun başlangıç seviyesine geri dönmesi işi zorlaştırır mı?
İhracatın kilogram fiyatı nasıl yükseltilebilir, nasıl bir denge gözetilmeli? Evet, aslında tam kaldığımız yerden devam etmiş oluyoruz bu soruda. Euro'nun tabii TL karşısındaki hareketleri şu anda piyasa riskleri doğuruyor Avrupa pazarındaki ihracatçımız için. Bu an bir anlamda kur riski, bir anlamda da fiyat riski bir anlamına geliyor. Bu bir fiyat baskısı oluşturuyor bahsettiğiniz gibi ihracatçımız üzerinde. Bu aslında rekabet gücümüzü zayıflatıcı bir şey. O yüzden dediğim gibi Avrupa pazarında şu anda zor bir durum söz konusu. Ancak dolar açısından baktığımızda da tabii dolar tırmanışta, ihracatımızda %47 gibi bir bölümü de dolar üzerinden yapılıyor. Ama diğer tarafta da ithalat var. İthalatımızın çok daha yüksek bir bölümü, %60 üzerinde bir bölümü de dolarla yapılıyor. Bu da ithalatçımız açısından bir risk. Bu yüzden dengeler aslında burada çok hassas. Biz ne diyoruz tim olarak da şu dönemde kurlardaki hareketliliğin çok yüksek olduğu şu dönemde aslında spekülatif hareketlerden medet ummayıp karlılığa ve rekabet gücünü korumaya önem vermek gerekiyor. Aslında bu özellikle Avrupa pazarında önemli. Burada ayakta kalabilmek şu dönemde rekabet gücümüzün zayıfladığı şu dönemde çok önemli. O yüzden ihracatçılarımızı koruma, bu risklerden korunmaya davet ediyoruz. İşte hedging dediğimiz metotlarla bu risklerden arınmaları gerekiyor. Aksi takdirde evet Avrupa pazarı toparlanacak ama o toparlanana kadar, ihracatımıza ivme gelene kadar bir şekilde hayatta da kalmamız gerekiyor. Evet. Pazar payı kaybetmememiz gerekiyor. O yüzden bu hedging konusuna önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz ihracatçılarımızın. Hedging metotunu birazcık açalım mı izleyicilerimiz için? Bu vadeli işlem piyasalarında yapılan forward gibi işlemlerle olabilir. Exim Bank'ın bazı opsiyonları var. Çeşitli kanallardan destek alabilirler. Tim bu konuda çalışmalar yapıyor zaten. İhracatçılarımızı bilgilendirmeye çalışıyor. İşin ilginç tarafı bakın Tim geçen hafta bir birinci çeyrek beklenti, 2015 birinci çeyrek beklenti anketi yayınladı. Burada ihracatçılarımıza sorulan bir soru var. En önemli sorunlarınız nedir? Sıralayın şeklinde. Birinci sorun olarak ihracatçılarımız kurlardaki hareketlilikten şikayet ediyorlar. Ama buna karşı bir korunma aldınız mı diye sorulan sorularda da maalesef azınlıkta kaldığını görüyoruz. Enstrüman kullanmadıklarını görüyoruz. O yüzden gerek Tim kanalıyla gerek işte Exim Bank ve diğer kanallarla bilgi almalarını ve bu şekilde kurlardaki hareketliliğin olduğu dönemde kendilerini risklerden arındırmalarını öneriyoruz. Sorunuza tekrar en başına dönecek olursak da fiyat açısından aslında kurlardaki gelişmelerden değil de fiyat arttırımımız, ihracatımızın birim başına fiyat arttırımı katma değer ve içerik açısından yükseltmemiz gerekiyor. Bunlar geçici hareketler. Bunlardan yine bir getiri ummadan içeriğine önem vermemiz gerekiyor. Burada da işte teknoloji gibi, inovasyon gibi alanlara yine yatırım yapılması gerekiyor. Aslında uzun vadede baktığımızda.